İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Pan Ermeni oyunlarının Dünya Komitesi Batı Ermenistan'ın Muş şehrini ziyaret etti. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi 20 Haziran'da Washington'da öngörülüyor. Cevah Ulusal Parkı'nda turistler için kulübeler inşa edilecek. Rohani, Çin ile ilişkiler İran için stratejik öneme sahip. Macron, Türkiye'yi Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesindeki yasa dışı faaliyetlerini durdurmaya çağırdı. Aznavur merkezinde Yervant Koçar'ın 120. doğum yıl dönümü kutlanacak. Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi şehrinde Brut Art adlı 2. seramik sempozyumu düzenlenecek. Armen Press Ajansı'nın belirttiğine göre Pan Ermeni Oyunları Dünya Komitesi heyeti, Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi kahramanı Gevork Çavuş'un mezarının bulunduğu Muş'u ziyaret etti. Heyeti Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya da kabul etti. Dünya Pan Ermeni Oyunları Komitesi Başkanı İshan Zakaryan, Yerevan'daki etkinliklere katılmak için resmi davetiye ile Ermeni ustaların hazırladığı sembolik hediyeyi Muş Belediye Başkanı'na takdim etti. İshan Zakaryan, Yerevan, Van ve Gümrükar şehirlerini bir sonraki Pan Ermeni Oyunlarının gerçekleşeceği merkeze dönüştürmeyi ve bu yönde çalışmayı önerdi. Komite heyeti eski Ermeni başkenti Ani'de ziyaret etti. Pan Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Başkan Yardımcısı Albert Boyacan, diaspora Ermenistan ve Artsakh'ın spor vasıtasıyla bir araya geldiğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarının Washington'da görüşmede bulunacakları hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarının 20 Haziran'da Washington'da Minsk Grubu Eş Başkanlığı himayesinde bir görüşme yapmayı planlıyoruz dendi. Cavak Ulusal Parkı alanında Gürcistan'ın koruma altında olan bölgeler ajansı Hozapini Gölü'nün yakınlarında otel tipi özel evler yapacak. İki kulübe inşa edilecek. Ahalkala Kalkınma Grubu %65'i finanse edilen proje için toplam 117 bin lari tahsis etmiş durumda. Proje, Gürcistan'ın koruma altında olan bölgeler ajansı tarafından yürütülmektedir. Birkaç gün önce ulusal park çalışanları bölgeyi ziyaret ederek evler için somut yerler belirledi. Şimdi tasarım süreci devam ediyor, daha sonra evler inşa edilecek. Cavak Ulusal Parkı Müdürü'ne göre bu projeyle daha fazla turist kazandırılacak. Mehr Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rohani, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Bişkek'te yaptığı görüşmede Çin ile ilişkiler İran için stratejik öneme sahip dedi. Rohani, İran'ın kapsamlı ortak eylem planındaki taahhütlerini her zaman yerine getirdiğini belirterek, ABD'nin İran, Çin ve diğer ülkeler üzerindeki baskısının Asya'da ve tüm dünyada ABD'nin egemenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Rohani, Çin'in İran'ın güney bölgelerindeki ve limanlardaki projelere katkılarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping ise, Pekin'in İran ile stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Tek taraflı yaklaşımın modern dünyada yaygın bir fenomen haline geldiğine dikkat çekerek ABD'nin kapsamlı ortak eylem planına tek taraflı yaklaşımının bölgedeki gerginlikte önemli bir faktör olduğunu vurguladı. TASS Ajansı'nın bildirdiğine göre Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Malta'da gerçekleşen Avrupa Birliği'nin Akdeniz Zirvesi sonucunda Türkiye'yi Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesindeki yasa dışı faaliyetlerini durdurmaya çağırdı. Macron, Kıbrıs'a tamamen katılıyoruz ve Kıbrıs'ın egemenliğini destekliyoruz. Türkiye, yasa dışı faaliyetlerini durdurmalı. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık gösterme niyetinde değil, dedi. Yervant Koçar'ın 120. doğum yıl dönümü 15 Haziran'da Aznavur Merkezi'nde kutlanacak. Etkinlik, Aznavur Merkezi Başkanı Nikolay Aznavur ve Kristina Sarkisyan'ın himayesinde Armenia Vini ve Ararat Konyak Fabrikası tarafından düzenlenecek. Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Maestro Koçar'ın Mesajları adlı video filminin sunumu yapılacak. Filmde Yervant Koçar'ın mesajları, şehrimizin kültürel ve politik yaşamında önemli rolü bulunmuş olan kişiler, ülkemizdeki elçiler ve Koçar'ın sanat hayranları yer almaktadır. Koçar'ın yaratıcı mirası 20. yüzyılın dünya sanatının en ilginç olaylarından biridir.
Paris'te 1923-1936 yılları arasında tarihi avantgard sanatın oluşumunda aktif bir rol alan sanatçı, aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti'nde Paris Okulu'nun tek temsilcisidir. Naregatsa adlı sanat derneği yöneticisi Mariam Andreasyan, Artsakh Press muhabiri ile yaptığı röportaj sırasında Artsakh Cumhuriyeti'nin Şuşi şehrinin Naregatsi Sanat Derneği'nde Brut Art adlı 2. Çömlekçilik Sempozyumu'nun açılış töreninin 20 Haziran saat 19.30'da gerçekleşeceğini ifade etti. Sempozyum, Şuşi'nin Naregatsi Sanat Derneği, Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Oteli'nin desteğiyle düzenlenecek. Mariam Andreasyan, sempozyuma Ermenistan Cumhuriyeti, Belarusya, Fransa, Rusya Federasyonu ve tabii ki Artsakh Cumhuriyeti'nden gelen çömlekçiler katılacak. Açılış töreninde Kanadalı Ermeni kemancı Ruben Kosemyan da hazır bulunacak dedi. Andreasyan, sempozyumun halka açık ve ücretsiz olduğunu da bildirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı Ermeni halk şarkıları korosundan Eskişehir, Nogat Şugen, Lorik adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.